Hani derler ya, hava güzel, zemin güzel, atmosfer güzel, tam futbol oynamaya müsait. Ama bu aralar maalesef bizde çok da müsait değil. Ee, Ankara gücü Galatasaray maçı öncesinde Eryaman stadının zemini bir hayli tartışılıyor. Ee, en son Gençler Birliği Trabzonspor maçını A Spor ekranlarından yayınlamıştık. Futbolcuların, teknik direktörlerin, herkesin bir serzenişi vardı. Eee... O günkü görüntülerden bir DSF yaptık. Onu bir ekrana getirelim. Ee, bakın hangi şartlarda birkaç haftadır maç oynandı. Ee, gerçekten şimdi şu görüntü mesela sizi aldatmasın. Buradan belki böyle iyi gibi görünebilir. Ama ben böyle bir ne kadar derler 20-30 metre yukarıdan maçı anlattım. Ee, şu kameradan yansıyan görüntüden bile çok çok daha kötü. Bakın bazı yerlerde hiç çim yok. Futbolcular şut atarken düşüyorlar, ayakları takılıyor, kramponları takılıyor derken Allah'tan kazasız belasız, sakatlıksız bir maç atlatıldı. Levent hemen Galatasaray'da burada bu maçı oynamaktan biraz tabii tereddüt etti ama sonuçta resmi olarak federasyon burada oynayın diyorsa burada oynanacak o karşılaşma. Şimdi federasyon bu kararı yoğun baskın altında kaldığı için kötü zeminde sen puan kaybettiğini düşünerek baskı alıyor bazı kulüplerden. etmeye çalışıyor. Futbol, federas Bak, pl futbol, futbol Federasyonu futbol Sen saha görmemişsin be. Futbol tamam, Federasyonu <laughs> He, abi, değil mi? Ben. Futbol Federasyonu yani. kendisine çelişmemesi lazım. Biliyorsun arşivde sana bir şey gösterdi. Evet, bir Çok yakın 2020 21 Ağustos'ta Futbol Federasyonu'nun yaptığı bir açıklama var. Mustafa İnci'den editörümüzden rica bir bakalım edelim. ne ne demiş? Mevcut Futbol e Federasyonu yetirsin. ne demiş? Evet. Buyurun. Bu Laflar ne demiş bir bakalım. Eryamanstad'da evet. oynanması gereken Adana Demirspor maçı. Hayır, Ankara Adana Demirspor maçı Hı -hı. öncesi Türkiye Futbol Federasyonu açtım ben biliyordum Hı -hı. şeyde. Açtım, buldum. İşte ee, bakın Atatürk Olimpiyat alır. ne diyor içinde? Okuyorum. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu denetçileri tarafından Eryaman Stadında yapılan denetim sonucunda saha zemininin sporcu sağlığı açısından bakın buranın altını çiziyoruz. Evet, sporcu sağlığı. Müsabaka oynamaya uygun olmadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple fikstür gereği 21 Ağustos Pazartesi günü saat 21'de Eryaman Stadında oynanması gereken MK Ankara Gücü Yukatel Adana Demirspor Trendyol Süper Lig müsabakası federasyonumuz tarafından Atatürk Olimpiyat Stadına alınmıştır. Bu Hı -hı. maç içinde böyle bir uygulama yapılabilir miydi diye insanın aklına ben geldi. Ben şunu soruyorum. Arkada da var. Okuyorsunuz hepiniz. Hı -hı. Bu Ağustos ayında alınmış bir karar. Zeminlerin daha iyi olduğu, maçların oynanmadığı değil mi? Hı -hı. Daha yıpranmadığı da bir ikinci İkinci haftası. Tamam yani. Haftası falan. Bakarsan. Bu kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu şimdi he, maçın e, diğer takımı Galatasaray olduğu için bu kararı almıyor. Bu karara tabii ki Fenerbahçe'de kart çıkıyor ama Fenerbahçe'de iki hafta sonra aynı zeminde. Türkiye Kupası maçı oynayacak. Kupa önecek. maçı var. Kupa maçı oynayacak. Yani yani bugün yani şunu söylemesi Galatasaray oyuncusu sakatlansa Allah korusun. Yani yarın öbür gün Fenerbahçe oyuncusu sakatlanabilir. Evet. Kadar Ankara Gücü'ne sakatlanabilir. Gençler yani Ankara Birliği evet. Sakatlandı. Evet. Ankaragücünün yani Ankara Gücü'nün buna karşı çıkması lazım. Yani burada sen bunu sana çok net bir şey söylüyorum. UEFA'ya şu görüntüyü göstersen UEFA bu stadı devreden dışı, devre dışı bırakır. Ha, Avrupa Kupası Tabii. maçı olsa diyelim Ankara gücünün UEFA Oynatamazsın bu... bunu. Nerede oynatacaksın soruyorum. Ya sen bir UEFA ülkesisin. Yakın bir şey. Ben olsam değil, mesela start. bu stadı zeminini bu şekilde UEFA'ya geçerim. Bizi bu stadda oynatmaya zorluyorlar diye. Ben Avrupa maçı oynayacağım. Hı hı. Galatasaray stadına bakıyorum. Fenerbahçe stadına bakıyorum. Kasımpaşa'ya bakıyorum bak mesela. Beşiktaş'ın stadına bakıyorum. İyi zeminlerimiz tabii ki i̇yi var. zeminler. Burada niye Samsun'a bakıyorum. Bak Antep çok kötü zemin. Değil mi? Trabzon iyi bir zemin. Dünkü Kayseri zemini de. Kayseri çok kötü bir zemin. Ankara yüzü kötü bir zemin. Yani bu zemin. Dün ne dedi e, şey? Zemin için herkes şikayet etti. Abdullah Hoca ne dedi bu zemin için? Abdullah Avcı şikayet etti. Şikayet. Siz şimdi sırf e, baskı yememek için yok Galatasaray kıyak yapılacak e, denmesin diye... Burada ya bu zemin oynamayacağı belli ya. Gasa Burada yapın, inekler örnek, otlamaz ya. Yer yok mu? Yinekler otlamaz çünkü ot yok yerde. <laughs> ot yok abi yani görmüşsün. Evet, Burada gördüm. ne olacak abi? Sahaya indim canlı gördüm. Ya ben şunu söylemeye çalışıyorum. Burada gezmez yani. Ba bağlayamazsın kale yine. Ne yiyecek abi adam toprak mı yiyecek? Ya bu zeminin oynatılması ayıp. Kardeşler şöyle bir şey var. E, Ağustos ayında, 8 Ağustos mu, orası biraz bulanık. 20, 21 Ağustos. 21 Ağustos, yani 8. Sekizinci ay. Doğru. Ay, ay, doğru. E, 20, 8. ayda 21, yani bir yıl önce aşağı yukarı bir yıl bile değil. E, burada maç oynanmaz ay. diyen futbol federasyonu, evet. aynı koşullarda, aynı sahaya 6 ay sonra burada maç oynanır diyor. Evet. Yani burada Futbol Federasyonu'nun açması orta karşımıza evet, çıkıyor. Evet ben söylüyorum. Yani bunu. bu tuhaflıktan kendini kurtarması lazım. Yani eğer <laughs> bunlardan, bu tür düşüncelerden kendini kurtaramıyorsa bizim daha birçok konumuzda, futbol konumuzda Futbol Federasyonu böyle çelişkili şeyler düşünüyor demektir. O zaman bu Futbol Federasyonu'ndan kurtulmamız lazım. Yani... <laughs> burada da pek Kemal Belgin'e sorayım. Herhalde bu maç, Ankara Gücü Galatasaray maçı Olimpiyat yine bu şekilde alınsa Ankara-Gücü-Adana demir maçı gibi ne olur? Birisi sakın ağır demiştir. Tabii ki kimin ağırlığı varsa bu futbol federasyonu polemiklere yaratmamak için baskı yememek, eleştirilmemek, demeçlerle karşı karşıya kalmamak için Peki. Oynanacak diyor bu statı 9 günde nasıl 7 günde nasıl toparlayacaklar ben merak ediyorum O ya. çalışmalar da var onun da bir benzer görüntüleri var. işte bu statların ha. zeminleri nasıl düzeliyor onunla da ilgili bazı var. görüntülerimiz Eskiden var Eskiden biliyor musun TRT'de bir şey vardı semente vardı biliyorsun tatlıca'dı. sen bile tatlıcadı. <laughs> burnunu oynatıyordu onu getirmek lazım <laughs> zemini düzeltmesi için ben Öyle bir ben şey yapacaksın da yeşil yapsın zemin otlarla falan Boya, Allah bir de boyama yöntemi var biliyorsun. Tabii canım boyadılar ya Atatürk stadında biliyorsun. Evet. Olimpiyat stadında boyadılar. Spor, Galatasaray, Galatasaray maçı. Galatasaray maçı Galatasaray rengi şeye döndü. da çıkmışlardı. Yeşil beyaz oldu. Herkes Hulk gibi olmuştu maçta. Vallahi evet. benim benim aklıma gelen benim aklıma gelen çoğu kişinin hoşuna gitmiyor. Yaparsınız yapay içimde işi bitirirsiniz abi. Hı. Ama doğru o da bir çözüm olabilir. Fakat yani biz bir ee, kuzey Avrupa ülkesi de değiliz ki mesela işte Norveç İsveç, Danimarka, Finlandiya, İzlanda gibi olsak. 19 Mayıs yaptılar bir dönem. Mis gibi bir iklimimiz Hatırla. var. Bu iklimde çim nasıl yetiştiremiyor? Güven abi Ona doğru söylüyor. 19 Mayıs adını suni çim yaptılar. Çok da gelişti etti falan. Yani ne bileyim o kadar çok bozuk sağlar mesela Kayseri'de Beşiktaş da kötü. Be Kayseri, Beşiktaş kötü bir zeminde oynadılar. Kötü zeminlerin olduğu yerlerde bir istatistik yaparsın. Yüzlerce çeşit çim var. Ondan sonra şu tür iklimde yetişen, evet, bu tür evet, iklimde yetişen, soğukta yani. yetişen, sıcakta yetişen vesaire vesaire tuzlu suyu kabul eden çim bile var. Ama e, onlara göre bir yolu yöntemi bulursun, ona göre uzmanlarını bulursun ve ona göre nasıl diyorsun? 14 futbol yabancıdan başkasıyla sözleşme yapamazsın evet. diyorsun kulüplere. Çim sahanı her ay gelir kontrol ederim. Yanlışsa seni bilmem şu sahaya veririm gibi başlangıçta bir şey koyarsın. ne bileyim bir kural madde, kayarsın, kayarsın. Yani. Kural madde koyarsın kural doğru söylüyor. Ondan sonra mecbur olurlar sahalarına iyi bakarlar bak yani. Bak bu adamlar oya işler gibi zemini uğraşıyorlar. Şimdi bak demin yerde bakıyor, evet. bilmem ne yapıyor. Ben sana gösterdim burada burada mesela ee, şey var. Ne derler adına. Ee, bir görüntü var bende. Sonra atayım göstereyim. O Galatasaray sınır çemininde 21 santim çim dibe gömülü. Üzerinde de 2 santimlik bir alan var. Hatta anlattılar bana çimi keserken o 2 santime göre kesiyorsun. Hmm. Fazlasını kesemezsin. Çünkü zemin şey, çim yani. zarar görmesin diye. Büyük, büyük kulüpler bunlarla uğraşıyor. Sen Ankara'daki stada bak. Yani başkentimiz... Ya bir de diyorlar zemin... gidecek, gelecek, bak, Galatasaray burada, burada oynasın. Çok güzel, her diyen şey adamlar çok güzel. da var. Bak, ...bu ülkede... ...statta ben orada geçen hafta maçı anlattım... ...her şey çok güzel... ...yapanların eline sağlık... ve tamam. ...Ankara'daki evet. stat... ...ama yani... ...çimlere neden iyi bakamıyoruz... ...gerçekten e, seyir zevki... ...oynaması... ...işte ne bileyim her anlamda... ...orada kaliteyi... ...bayağı bir düşürüyor bu durum... ...o yüzden bunu da vurgulamak istedim... ...şimdi dediğimiz gibi... ...Galatasaray oynayacak... ...bu zeminde birkaç gün sonra... ...sonrası da Fenerbahçe'de... E, ...Kupa maçına çıkacak... Yani az önce Futbol Federasyonu yaptığı açıklamayı vermekteki amacımız şuydu. Bizi ilgilendirmiyor. İster Galatasaray oynasın, ister Beşiktaş, ister ne bileyim Pendik Spor. Hani illa şampiyonluk yarışında mı olmak lazım? Aman ne olur ne olmaz. Biz yine de burada oynatalım de denmesi için. yani Adana Demirspor oynayınca olsun kimse bir şey demez. Orada değiştirelim ki haklı olarak. Ama şimdi Fenerbahçe'nin ya da başka takımların tepkisinden çekinip o maçı oraya almamak da... Sana bir tane görüntü attım. Hı -hı. Bu görüntüyü verirsen... Ha, bunu vermiştik daha önce. Verdin mi verdik, sen? Verdik verdik. Hatırlıyorum. Ha, hibrit ben, çimin... Hibrit çimin... Bak hibrit gösteren. çimin altı 180 milim. Aha. Üstündeki çim bölümü 20 milim. Ekrana getirmiştik. Çok ha, tamam. hatırladım. Ben sana görümü. söylediğim olay bu. Ya bu Futbol Federasyonu... Evet. Peki yani... Burada futbolcu sağlığının altı çizilmiş diğer açıklamada. E, bu kez bilmiyorum inşallah futbolcu sağlığına bir şey olmaz. Kemal abinin de fikrini alayım bu konuda. Az önce dedin ki biz ne zeminler gördük ama şu Sen, anda 2024 Tarzan Mehmet Ali diye bir oyuncu vardı Allah rahmet eylesin. Futbol sanatkarlarından. Allah rahmet eylesin. İnönü stadında ayakkabısını kaybetti. <laughs> Kur'an çarpsın. Maçtayım ben. Ayakkabıyı arıyor arıyor bulamıyor. O derece çamurlu. <laughs> <laughs> Sene kaç? İşte 50'nin ortaları falan filan herhalde yani Şeref, O zaman çimlerin hiç olmadığı dönem Tabii çim tabii Çimi çim görüntüde yani. e, şey yapıyorlar Görücüye gösteriyorlar sonra kaldırıyorlar <laughs> köşe. Köşelerde kalırdı biraz <laughs> tabii. böyle ha, evet. Köşe gönderlerinin önünde Şeref Stadı diye bir yer vardı Beşiktaş'ın dinlenme yaptığı Ben de oradan örnek vereceğim Maçların Beşiktaş oynandığı... orada çalışır ve orada amatör maçlar oynanır. Beşiktaş'ta maçlar tafi tarihinde eğer oynamış. Ki, eğer ki o statta bir topa şöyle yatarak hamle yaptın diyelim. Öyle bir yara açılırdı ki ne, Ne iyileşmez. deri kalır vücudunda, bacağında. Ne üç şey kalır. Ve değil. bir şey daha söyleyeyim. Allah rahmet eylesin, ışıklarda uyusun. Sabri Dino ee, bir gün e, idmanda gel gel buraya dedi. Baktık bir kale direğinin yüksekliği 2.44 değil mi? Hı -hı. 2.44 orta tarafta kalecinin daha çok bulunduğu yerden işte 254'tü. Öyle kazılmış ki orası. <laughs> yani hareketten şunda oynanırken falan. Yani oralardan buralara geldik onun Hı -hı. için benim yani benim gördüğüm bütün sahalar sanki güzelmiş gibi geliyor bana. Öyle ama geliyor bu ama. noktaya geldikten sonra da her şeyin tam olması lazım. Bak. Tabii hibrit çimlerinde çözüm yani Tabii. yarı yarıya çözüm belki de yerden fazla. Hı -hı ürüt olması lazım. Yani. Bak mesela yani. Göztepe'nin e, profesyonel sorumlusu beni arıyor. Kerem Erten arkadaşım. Şey diyor Göztepe geldi bizim çimi gör diyor Gürsel Akses tadını. Evet. Muhteşem bir çim diyor. Evet. Hibri çim diyor. Evet. Nasıl göreceksin şimdi diyor. Mesela Selahattin Kınalı da mesaj atmış. Ahmet Ağal'la bu işleri devretsinler diyor. O biliyorsun Trabzon'un bir ara golçü <laughs> şeyini <laughs> tabii Gol Federasyonu Başkanı da eskiden. O diyor bir zaman Trabzon'un bir zeminini yapmıştı başkan para almadan o zaman. Muhteşem diye. Bu işin uzmanları var kardeşim. Allah aşkına yani İngiliz şu, şu bizim e, bir defa kanala teşekkür ederim. Yani özellikle çok güzel özetler veriyor. İtalya'dan, İspanya'dan. Allah aşkına şu zeminlere bak ya halı gibi ya. Şu Barcelona maçının bir zeminine bakar mısın ya? Halıda da oynuyor musun gibi ya? Bunlar bize niye olmuyor ya? Niye olmuyor? İspanya'da çok yağmur alan bir ülke biliyorsun. Evet, yani Sıcak bir ülke üstelik. Şey Aynı ya Barselona'nın özetini göstersem burada 3 üç üçlük ben, maçın özetini ben, ben veriyorsun. Gösterelim yani Akdeniz mi? Ya inanılmaz evet. bir zemin ya. Böyle bir zemin görmedim ben. Bak. Hı hı. Vallahi ciddi Peki, söylüyorum ben. ya. İnşallah, ya burada eğer 21 Ağustos'ta eğer Ankara Gücü Adana Demirspor maçı Türkiye Futbol Federasyonu futbolcu sağlığı nedeniyle Olimpiyat Stadını almışsa bugün de futbolcu sağlığı geçerli. Bugün Ankara Gücü'nden bazı açıklamalar gelmiş onu da söyleyeyim. Ee, en iyi şekilde bakıma aldık. Mutlaka iyileştirme çalışmaları olacak. Ve e, oluyor da zaten. Gençler Birliği Trabzonspor maçında gördüğünüz görüntüden çok çok daha iyi durumda şeklinde yani bir, bir yap, açıklama bir gelmiş yaptı. ama... <laughs> Bir hafta içinde bir çimler nasıl düzelir? Yani bahçelerimizde ufak tefek kokoca alanlar gibi değil tabii de çimler var da ben onlarla uğraşıyorum. Öyle çim öyle şipşak 3-5 günde i̇şte toparlanacak şey değil yani. Buyurun bakın Barcelona'nın yani. çimlerine bak Allah aşkına ya. Kare kare yapmışak adam bile kayıyor. Ha, şu kayma hareketini Siz, Allah korusun bizim statlarda yapsa dizim var ya ya. yani. Bir tentür diyor hemen yapman <laughs> lazım. Mikrop kaparsın vallahi bak. Allah Şuraya Allah bakar Allah. mısın ya? bu evet. O kaymaları yaptıkları zaman aklım çıkıyor yer kazanacak, evet. çimler kalkacak diye. Çimin kökü kalkmazsa eyvallah oradan tekrar yeşeriyor. Hı -hı. Ama çimi kazıdığın zaman... Eskişehir'de oynasınlar zemini ise. Eskişehir'de oynanabilir. Ya, Kocaeli ya Kocaeli var, Eskişehir yani. var arada yani ikisinin de. O var. Bir sürü zeminler var iyi olan.